mutlak kara hızı rekoru hayali. ...8 metreden uzun, 2574 kW'a, 3500 beygir kadar güç üreten bir Daimler Benz, uçak motoruyla çalışan ve 650 km saat hıza kadar tasarlanmış. 1939'daki Mercedes-Benz T80, mutlak dünya kara hızı rekorunun otomotiv rüyasıydı. Rekoru kırma vizyonu hiçbir zaman gerçek olmadı. İkinci Dünya Savaşı planlanan rekor kırma koşullarının gerçekleşmesini engelledi. Ancak T80'e olan hayranlık 80 yıl sonra bile devam ediyor. Uzun yıllar boyunca Mercedes-Benz Müzesi'nde sergilenen orijinal gövde ve jantlarla temsil edildi. Büyüleyici bir makine. ...2006'dan beri bir duvarda sergilendiği için efsane 7 gümüş ok yarışları ve rekorları sergi alanının sonundaki eğimli virajda yalnızca uzay şasisi ve orijinal tekerlekleriyle orijinal gövde sergileniyor. Ağırlık nedenleriyle dışarıdan görünmeyen şasi sergiye dahil edilmedi. Ancak gelecekte müze ziyaretçileri bu devasa rekor kıran arabaya dair tamamen yeni bir görüşe sahip olacak. Mercedes-Benz Classic Center'daki uzmanlar ana montajlarıyla birlikte T80'in orijinal şasisini büyüleyici bir sergiye dönüştürdüler. Buna otantik olarak yeniden inşa edilmiş bir uzay şasisi ve DB603 motorunun kesit modeli de dahildir. Etkileyici sergi, Temmuz 2018'de İngiltere'deki 25. Goodwood Hız Festivali'nde dünya premierini kutladı. Benzersiz sergi. Mercedes-Benz klasik uzmanları, gövde için bir altyapı görevi gören uzay şasisini orijinal çizimlere dayanarak yeniden inşa ettiler. Mercedes-Benz Classic Center'da yaklaşık 150 metre çelik boruyla inşa edilmesi yaklaşık 3 ay sürdü. Genel restorasyon projesi 2016 yılında başladı. Rakipsiz uzmanlık ve özenli bakım tam bir başarıyla sonuçlandı. T80'lerin iç işleyişi, Mercedes-Benz tarafından 80 yıl önce tasarlandığı ve inşa edildiği gibi ve günümüz fotoğraflarında göründüğü gibi sunuluyor. İlham, inşa ve organizasyon. Yarış pilotu Hans Stöck, Mercedes-Benz T80 rekor kıran otomobilin fikrini ortaya attı. Mühendis Ferdinand Porsche tasarımı üretti ve Daimler Benz Başkanı Wilhelm Kissel projeyi kendi şirketinde gerçeğe dönüştürdü. 4 adam ve onların hayalleri. Mercedes-Benz T80 rekor denemesi aracı fikri yarış sürücüsü Hans Stöck'tan geldi. 1930'ların sonunda hayali mutlak dünya kara hızı rekorunu kırmaktı. Stöck planıyla 3 çok etkili kişiye yaklaştı. Daimler Benz Yönetim Kurulu Başkanı Wilhelm Kissel, mühendis Ferdinand Porsche ve Hava Kuvvetleri Generali Ernst Udet. Planlama çalışmaları 1936'da başladı. Amaç, diğer tüm kara taşıtlarından daha hızlı, rekor kıran bir araba inşa etmekti. Bu oldukça iddialı bir girişimdi. Özellikle İngiliz yarış pilotları 1930'larda rekor üstüne rekor kırıyordu. 23 Ağustos 1939'da John Cobb, Railton Special ile uçuş kilometresinde 595.04 kilometre saatlik yeni bir rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kırılan bu yeni rekorlar nedeniyle T80'lerin hedef hızı tasarım ve inşa aşamasında art arda yukarı doğru revize edildi. 550 km saatten 650 km saate yükseltildi. Rekor kıran gümüş oklar. Bunlar
Mercedes-Benz için bile tamamen yeni boyutlardı. Ancak Stuttgart merkezli markanın hız rekorları konusunda muazzam bir deneyimi vardı. Bugüne kadarki en önemli olay, Rudolf Caracciola'nın 28 Ocak 1938'de kırdığı kamu yollarındaki dünya rekoruydu. Frankfurt-Darmstadt otobanında rekor kıran Mercedes-Benz V125 ile 432,7 kilometre saat hıza ulaştı. Yine de T80 projesi şirket içinde eleştirilerden muaf değildi. Auto Union sürücüsü Stuck neden Mercedes-Benz için mutlak bir dünya rekoru elde etsin de şirket içi Silver Arrows sürücüsü Caracciola etmesin? Ancak Stuck'ın Stuttgart markasıyla bağlantıları çok eskilere dayanıyordu. 1930, 2'de bir Mercedes-Benz Supersport Kurzleicht ile uluslararası Alp şampiyonu ve Brezilya tepe yarışı şampiyonu oldu. Dünya rekoru için bir uçak motoru. ...1936'da Stuck'tan Kissel'e gelen bir telgraf T80 projesini başlattı. 1937'de Daimler-Benz Porsche ile tasarım sözleşmesini imzaladı. Aynı zamanda mükemmel güç ünitesi için arayış başladı. Mercedes-Benz DB601 uçak motoru açık bir yarışmacıydı. 1938 ve 1939'da elde edilen uçuş rekorlarında 2036 kW'a 1770 binat kadar güç üretti. Bir uçak motoru ancak Havacılık Bakanlığı izin verirse kullanılabilirdi. Şubat 1937'de Mercedes-Benz DB601 kurulumu için resmi onay aldı. Bu arada Porsche araç konseptinde önemli ilerleme kaydetmişti. Rekor denemesi için kullanılacak araç 3 aks ve üstten silindirli, merkezi olarak yerleştirilmiş bir uçak motoruna sahip olacaktı. Porsche, 5 kilometrelik bir mesafeden sonra 550 kilometre bölü saatlik bir rekor hız için en az 1618 kilowatt, 2200 beygir veya daha iyisi 1838 kilowatt, 2500 beygir motor gücünün gerekli olacağını hesapladı. T80 için yüksek teknoloji. 1939'da Mercedes-Benz T80'ini bir DB603 motoruyla donatmaya karar verdi. Bu model varyantı hala test aşamasındaydı ve seri üretime ancak 1941'de girdi. Ancak mühendisler 44,5 litrelik V12 motorun rekor kırma girişimi sırasında 3200 devirde 2574 kW'a 3500 beygir kadar güç üretebileceğinden emindi. Bu amaçla iki özel yarış yakıtının karışımıyla çalıştırılacaktı. Yine 1939'da Friedrichshafen'daki Zeppelin rüzgar tünelinde T80'in ölçekli bir modeli yere basma kuvvetini optimize etmek için test edildi. Tüm motor gücünü yola aktaracak kadar güçlü, ancak lastiklerin ince sırt yüzeyleriyle aşırı yüklenmemesi için mümkün olduğunca düşük. Bu ölçümlerin ardından yere basma kuvveti kanatçıklarının yüzey alanı 3,65 metrekare daha azaltıldı. Gerçek izler. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ardından T80 projesi 1940 baharında iptal edildi. Mercedes-Benz DB603 motorunu Havacılık Bakanlığı'na iade etti. Araç depoya alındı. Savaşın sona ermesinden sonra T80 rekor denemesi aracı Untertürkheim fabrikasındaki şirket müzesinde sergilendi. Ayrıca 2006 yılında Untertürkheim fabrikasının kapılarının dışında açılan yeni Mercedes-Benz müzesinde de sergileniyor. Burada T80'lerin orijinal gövdesi, uzay şasisi ve jantları, efsanevi Mercedes-Benz rekor kıran otomobillerin tüm serisinin başında yer alıyor. Henüz tamamlanmamış 1940 projesinin izleri de dahil. 600 kilometre saatin üzerinde hızla zamanda yolculuk.
orijinal şaside tüm heyecan verici ihtişamıyla görülebilir. Çünkü 1930'lardaki tasarım çizimlerine dayanarak oluşturulan uzay şasisi yalnızca bu muhteşem aracın şeklini ve boyutlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda T-80'in iç kısımlarına da net bir bakış sağlıyor. Teknik bileşenlerin yanı sıra deri direksiyon simidi, pedal grubu ve göstergelerle komple kokpit ve orijinal kumaş döşemeli sürücü koltuğu da bunlara dahildir. Sürücü koltuğunun hemen yanında solda, Daimler-Benz Aktien Gesellschaft Type 80 yazısının bulunduğu orijinal model plakası, şasi numarası ve sipariş numarası yer alıyor. Dikkatlice ve otantik bir şekilde çoğaltılmış uzay şasisi ve aynı şekilde yeni telli jantlarıyla birlikte şasi, ziyaretçiyi 8-10 yıl boyunca bir zaman yolculuğuna davet ediyor ve 600 km/saatin